Merhabalar. Ekonomide yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Daha çok Amerika'da kaynaklı gelişmeler de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'deydi. Bakan Şimşek yatırımcılarla toplandı, yabancı yatırımcılarla. Bir kısmına Cumhurbaşkanı da girdi. Oradan gelen haberler vardı. Enflasyon beklentileri ortaya çıktı ve vatandaşın enflasyon beklentisinin önümüzdeki bir yıl için hala %20'nin 70'in üzerinde olduğu görüldü. Piyasalar %25 civarı, reel sektör 51 civarı, vatandaşlar %71 civarı bir enflasyon, yıllık enflasyon bekliyor. Ama önümüzdeki hafta enflasyon rakamı açıklanacak, Perşembe günü. Ve bu rakamla birlikte 2-2,5 arasında bir aylık rakam bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon rakamı %50'nin altına inecek. Büyük ihtimal 48-49 arasında bir yıllık enflasyon rakamına ineceğiz. Ancak 75'lerden indik buraya. Ama bundan sonrası zor görünüyor. Çünkü önümüzdeki yıl sonu için %17,5'luk bir enflasyon hedefi var. Ekonomi yönetiminin OVP'de yayınlanan şeyde. 2025 yılı halk için zor geçecek. En büyük nedeni gelirler politikası çerçevesinde hedef enflasyon kadar, yani %17,5 hedef var. En fazla %20 civarında bir zam verilmesinin planlandığını öğreniyoruz. Böylece yoksullaşan kesimlerin satın alma güçlerinin daha da düştüğü bir yıl göreceğiz. Zaten şimdiden asgari ücretin çok üzerinde açlık sınırına gelinmiş durumda. Yeni yılda bu satın alma gücünün geniş toplumsal kesimlerin, çalışanların, emeklilerin daha da azalması söz konusu olacak. Bunun yanı sıra 2025'in zor geçmesi için neler, hangi unsurlar var dediğimizde bir kere siyasi çatışmalar var dışarıda ve bu Türkiye'yi de yakından ilgilendirebilir. Bunun yarattığı bir fon akımı var son dönemde ama çatışmalar nedeniyle enerji fiyatları yeniden yükselebilir. Bu şeyi iyice bozabilir, ekonominin durumunu. Bir de bu yoksullaşan kesimler nedeniyle yılbaşı zamlarından sonra zaten büyüyen toplumsal tepkilerin daha da büyümesi beklenebilir. 2025'te bununla da uğraşabilir iktidar. Yani sadece halk için değil, iktidar için de zor bir yıl olabilir. Artı olarak bu geniş toplumsal rahatsızlıkların parti içinde yarattığı şeyler var, tartışmalar var. Bunların da büyüme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Kilit noktalardan biri zorluk için dediğim gibi yılbaşı zammı olacak. %20 civarında işçi ve emeklisine zam beklenirken yasa gereği memur ve emeklilerine daha düşük bir zam bekleniyor. Bu çok şey olacak, sıkıntı olacak. Çünkü yılbaşı geldiğinde işte bu ay Eylül sonu itibariyle 48,5'a inse de yıl sonu geldiğinde enflasyonun, yıllık enflasyonun %43 civarında olması bekleniyor. Yani gerçekleşen enflasyona baktığınızda, hesap yaptığınızda yılbaşında verilecek hedefe göre zammıla kıyasladığınızda yarı yarıya bir fark olacak. Bu da rahatsızlık yaratması kaçınılmaz olacak yılbaşındaki olaylarda. Yatırımcı toplantıları için Birleşmiş Milletler'deydi dedik. Yatırımcılarla konuştular. Daha çok Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o toplantılara katılıp programın arkasındayım mesajını vermesini istediği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı da bunu yaptı. Dönüşte de bir İstanbul'da yatırımcı toplantısında yine programın olumlu sonuçlarını almaya başladık. Tekhaneye düşeceğine kadar bu programın arkasında olmaya devam edeceğiz dediler. Programdan edindiğimiz izlenim, toplantılardan
New York'taki toplantılardan edindiğimiz izlenim, Mehmet Şimşek geçen yıla kıyasla çok daha kendine güvenli bir sunum yapmış ve OVP'de 2025 yılı hedeflerini koyup bu hedeflere bakın, gelecek sene buraya geldiğimde bunların hepsinin gerçekleştiğini göreceksiniz demiş. İşte bütçe açığının milli geliri oranı %3'ün altına inecek, cari açık azalacak ve bunları yaptık, yine yapacağız demiş ve yatırıma davet etmiş Türkiye'ye. Ama belli ki yatırımcı toplantılarına gelenlerin çoğu fon yöneticileri, yani sıcak para getirecek yabancı sermaye diyebiliriz. Halbuki Türkiye'nin asıl ihtiyacı doğrudan yatırım yapılması, büyük yatırımlar yapılması, dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme ayak uyduracak yatırımların gelmesi. Ama bu tür yatırımcıların toplantılara ilgi göstermediğini de öğrendik. Toplantılardan sızan haberlere göre yine asgari ücretin ne olacağı, ne kadar zam verileceği konuşulmuş ve Bakan Şimşek bu konuların daha müzakere edildiğini söylemekle yetinmiş. Ama toplantıya katılanların verdiği izlenim haberlere de yansıdı. Ekonomi yönetiminin %20 civarında, yani hedef enflasyon civarında bir zammı planladığı yönünde. Şimdi ekonomi programında gelinen nokta bir başarıdan söz edilebilir son bir yıl içerisinde, ama bunun hepsinin para politikasına bağlı olduğunu hep söylüyoruz. Yani kurların, özellikle de kurların enflasyonun epey altında tutulmasıyla enflasyonda ve beklentilerde, ki beklentilerde o kadar düşüş sağlanamadı, enflasyonda bir düşüş başladı. Beklentiler belki burada sonuç alındıkça onlar da daha rayına girebilir, ama halkın beklentisi biraz da güvensizlik nedeniyle resmi rakamlara hala yüksek. Zaten orada da verilen mesajlarda kur artışlarının ve enflasyonun altında kalmaya devam edeceği söyleniyor. Ama parasal tedbirlerin sonuna gelindi. Artık bütçe tedbiri alınması gerekiyor, ama milli gelirin %3'ünün altına bütçe açığını indirmek için ek gelirlere ve tasarruflara ihtiyaç var. Ama Mehmet Şimşek'in istediği tasarrufların ve gelir arttırıcı, özellikle varlıklı kesimlerden alınması gereken vergiler konusunda Cumhurbaşkanı'nın buna izin vermediği görülüyor. Öyle olunca da zaten bütçe açığının kapatılması için yine gelirler politikasına tutunacağı görünüyor. Yani yılbaşında düşük zam vereceği ve yine şeyin, bütçenin yükünün çalışanlara ve emeklilere yükleneceği sonunda bir sonuç çıkıyor. Bütün bunlar ortadayken Mehmet Şimşek bir ara Berat Albayrak'tan alıştığımız işte gelecek sene bu seneden iyi olacak filan gibi derdi. Mehmet Şimşek de 2025'in 2024'ten daha kolay geçeceğini söylemiş. Bu bir siyasi söylemden öteye geçemez. Çünkü eğer enflasyon hedeflerine ulaşılması isteniyorsa, yabancı sermayenin belirlendiği gibi gelmesi bekleniyorsa, bütçe açığının azalması lazım. Bütçe açığını varlıklı kesimlerden sağlanacak gelirle azaltamayınca ne yapacaklar? Yine her zaman olduğu gibi çalışan ve emeklinin gelirlerinden kısacaklar gibi görünüyor. O yüzden de Mehmet Şimşek 2025 kolay geçecek dese de çok daha zor olacağını 2025'in söyleyebiliriz. Artı olarak %75'ten %48,5'a enflasyonu indirmek kurla mümkün oldu. Ama bu rakamı önümüzdeki yıl sonu %17,5'a indirmek şimdiye kadarki süreçten çok daha zor bir süreç. Çünkü enflasyonda fiyatlarda bir katılık olacak ve aşağı indirmesi daha da zor olacak. Bunu da söylemek gerekiyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere.